konuşmayı bayıldığım bir konu var, aşk. Romantik ve iflah olmaz bir romantik olarak aşk konuşma mevzusuna bayılırım. Yaşayanlar bilir, kontrolün pek azaldığı ve aslında iki kişilik bir dünyanın o iki kişiyi işgal ettiği bir hikaye aşk. Çok da kıymetli diye düşünüyorum. Bir sürü efsane var hakkında. Biyolojik olduğu, nörolojik olduğu, tırnak içinde hormonal yükselmeyle ortaya çıktığı, bilinç dışı olduğu, bilinçaltının iteklediği, tetiklediği, ömrünün 3 yıl sürdüğü, 1 yıl sürdüğü, 7 yıl sürdüğü muhtelif senaryo var. Kokuyla bağlantılı olduğuyla ilgili senaryo bile var. Bunların hiçbiriyle ilgili çok aktif bir bilgimiz yok, bilmiyoruz. Ancak herkesin hayatta illaki bir kere evlenmesi gibi bir kere aşık olmasının da çok mühim olduğunu düşünüyorum ben. Ve aşkınız geçmeden evlenmemenin daha da mühim olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Aşk çünkü aslında belki en iyi anlatım şekliyle baya birini doğru görmeme halidir, yanlış görme halidir, bir görme bozukluğudur başka bir tarifiyle. Misal, böyle çok konuşmayan, içine dönük, duygusunu çok da aktarmayan birini aslında çok derin düşünen biri olarak algılarsınız aşıkken. Sonra aşkınız geçer ki bu geçme hali bazen bitip gitmedir, yok olmadır, dert yok. Bazen bir şeye evrilme halidir. Sonra onun hakikatini görürsünüz. Bakarsınız ki adam duygularını kısıtlı anlatan, hatta belki kısıtlı hisseden biri. Ve bu hani o derinliğiyle bağlantılı bir mevzu değil, derinliksizliğiyle bağlantılı bir mevzu. Buna rağmen eğer onunla olmak sizin için mühimse biz buna birini sevmek hali diyoruz. Aşk denilen duyguda ise gerçek olanı görmekle ilgili ihtimalimiz çok zayıftır. Orada böyle bizi içine almış, hiç kimseyi de içinde istemeyen gıcık bir hikayedir o aşıkların ikili dünyası. Dış dünya irtifa kaybeder, eş dost ahbap irtifa kaybeder. Bir de yeni ve fakat o yeniliğine rağmen o kadar güçlü bir duygudur ki etraftaki bütün ilişkileri ezer geçer. Aşık insanların etrafındaki insanlar kendilerini daha değersiz hissetmeye başlarlar. Fakat o iki kişilik dünya kendi içinde gürülder, beslenir, coşkun hale gelir. Sonra günün birinde, işte o günün birinin hangi gün olduğu ile ilgili muhtelif görüş var. O evrilmeye başlar. Bir aşk perestler vardır buralarda. Onlar aşktan aşka koşarlar. Biri biter, bir vakit sonra öbürü başlar. O düşük duygulu, daha düşük modelli bir duygudur çünkü aslında birbirini sevme hali. Onu sevmezler, istemezler, münasip bulmazlar, içinde var olamazlar. Ve onlar aslında bir aşktan diğer aşka doğru yelken açarlar. Bir de o duygusu evrilenler vardır. Onlar hakikati görmeye başlarlar. Kendi hakikatlerinin de görüldüğünü fark ederler. O yüksek duygular böyle aşağıya doğru iner. Ama herkesin gözü açılır. Birbirini görmeye, anlamaya, fark etmeye başlarsın. Ve buna rağmen, çünkü aslında bence sevmek denilen hikaye çok fazla kendine rağmeni barındırıyor. Kendine rağmen, kendi doğru bulmamana rağmen, münasip görmemene rağmen öbürünü kabul edip sevmeye başlarsın. Onun arızasını da görmeye rağmen sevmektir bu aynı zamanda. Sadece kendine rağmen değil, ona da rağmen. Bu birini sevmek halidir. Şimdi tabii muhabbet muhtelif. Aşıkken evlenmek denilen hikaye çok sıkıntılı. Benim bunu görmüşlüğüm çok var. Ve aslında orada insanlar evlendikten sonra ya da tırnak içinde o aşkları evrildikten, irtifa kaybettikten sonra karşılarındaki insanı şaşkınlıkla izlemeye başlıyorlar ve kandırılmış hissedebiliyorlar kendilerini. Oysa ki hiçbir aşığın öbürünü sahiden aşık ise eğer kandırdığını, kandırabileceğini düşünmüyorum ben. O öyle olma halidir. Bir olma halinden bahsediyoruz çünkü orada. Tabii o yüksek duygu, eni konu mühim ve aslında bir ilişkiyi değerlendirirken de çok mühim. Çünkü muhtemeldir ki bir ilişkinin duygusal olarak çıkabileceği üst mertebe, zirvesi.
Bu gerçeği ve gerçek olmayan paternleri barındırmakla beraber zirvesi. Aşık olmuş ve aşkı irtifa kaybettikten ya da dönüştükten sonra ilişkisini devam ettirmiş yahut evlenmiş olan insanların cebinde hep o aşka ait bir hayalet vardır ve bu kıymetli bir şeydir. Sinsi bir hikayedir aşk. Bir sürü yerden tekrar ucunu gösterir, kafasını kaldırır. Çok hoş bir şarkı dinledim. Bir Fransız şarkıcının, çok net hatırlayamadım ismini. Ama aşkı dans etmeye benzetmişti. Aslında hiç bilmediğin bir dansı şaşırtıcı bir ahenkle ve biriyle beraber yapma hali. Böyle bir hal. Sonra birdenbire aslında sanki yetilerini kaybetmişsin gibi aynı dansı o karşıdakinin seni ve sen onu gördükten sonra aynı akış içinde yapamama hali. Şimdi tabii hayatın evreleri var. Aşk içinde kalınabilir bir durum değil. Bir kere çok kaygılı bir durum, çok işgal eden bir durum, çok lezzetli bir durum aynı zamanda ve dönüşüyor. İyi ve kötü olanın aslı olan zaman ya aslında. Hani her şey zaman aşımına ait eni konu. İyi de, kötü de, ızdırap da, keder de, mutluluk da, aşk da, şehvet de. Bunların hepsinin zaman aşımıyla bir meşguliyeti var. Artmak, azalmak, yok olmak, tekrar ortaya çıkmak. Bunların kabulü gerekiyor hayatımızda. Yaygın bir replik ya, evlilik aşkı öldürür mü? Aşk zaten ölür. Yani ister evlenin, ister evlenmeyin. Ya ölür, yok olur. Ya başka bir kimlikle tekrar hayata gelir, doğar, ne derseniz deyin adına, evrilir, dönüşür. Ama eni konu mühim bir duygudur. Kontrol kaybetmekle tanışma halidir. Bu ürkütücü gelir. Özellikle böyle daha kontrol severler, hani o hayatı kontrol etme refleksimiz çok yüksek olduğunda aşık olanlar çok şaşırırlar. Kendileriyle tanışık gibi hissetmezler. Sonra o duygusal paten evrilir ve bu defa o kontrollü adam ya da kadın, kimse kontrollü olan, güncellenir. Ve ona aşık olan o hikayenin diğer oyuncusu şaşkınlığa uğrar. Aldatılmış hisseder, kandırılmış hisseder. Altını kalın bir biçimde çiziyorum. Bu hikayenin aldatmakla, kandırmakla falan hiçbir teması yok. O vakit öyle olma halidir o. Kendinden başka bir şeyde olduğun için aslında o kadar coşkunsundur. Yani kendinin de kendini çok iyi tanımadığı bir hal olduğunu düşünürüm. Ve fakat hiçbir duyguda kalma şansımız yok ya, ızdırapta da kalma şansımız yok neyse ki. Dramatik bir biçimde bütün acılar geçiyor. Ve yine dramatik bir biçimde bütün yüksek lezzetlerin de dönüşmesi, bazen yok olması, bazen evrilmesi, devrilmesi, tekrar evrilmesi. Bunları kabul etmek gerekiyor. İlişki bundan başka bir yerde. Daha olgun, daha dolgun, daha güvenlikli ve elbette ki bir tık daha sıkıcı ve daha az renkli bir yerdedir aşka göre. Sanki aşk o yer altındaki ihtiyaçlarımızla daha bağlantılı diye düşünüyorum. Şimdi insanların tabii aşık oluş ve birbirlerini seçiş paternlerine baktığımız vakit şöyle haller görüyoruz. Mesela çok düzenli, önündeki 5 yıllık kalkınma planı belli olan, tırnak içinde daha mükemmelliyetçi, yine tırnak içinde daha obsesifçe bir kimlik, büyük bir sıklıkla daha dağınık, daha unutan, daha erteleyen, daha plansız olan, daha geciken, tırnak içinde daha pasif agresif kimlik ile birbirini daha sık buluyor. Yani bu iki kimlik birbirine aşık oluyor. Bu yaygın. Fakat onların yer üstündeki kimlik özellikleri, biraz önce saydığımız kimlik özellikleri çok da birbirlerine uygun değil. Hatta ters köşeler. Yani birinin hayatı ertelememek ve yönetmek ve kontrol etmek üzere, diğerinin hayatı ise daha kontrol dışı, daha aktif olmayan bir biçimde unutarak ve erteleyerek defans koyan bir kimlik. Şimdi bu ikisi birbirini seçerken İlişki ve evlilikten hiç bahsetmiyorum. Aşık olmadan bahsediyorum. Nasıl ve niye seçiyorlar diye düşündüğünüz vakit her ikisinin de aslında bilinç dışı ihtiyaçlarına baktığımız vakit o çok düzenli olan dipten hafiflet beni der. O çok dağınık olan
dipten, yine metaforik düşünün lütfen. Derle topla beni der, düşünsel, zihinsel ve yaşamsal. Ve daha ters köşe kimliklerin birbirine daha aşk ile tarif edilen duygularla yakınlaştıklarını görüyoruz. Hatta bunun bir takım replikleri var. Ters köşeler birbirini, zıt kutuplar birbirini seçer tadında. Sonra bu aşk irtifa kaybetti ki bu özellikler onlara aşıkken hiç dert yaratmamaktadır. Yani bayılmaktadır daha pasif agresifçe olan kadın aslında adamın her işini yapışını, hayatını düzenleyişine ya da o düzenli adam bayılmaktadır aslında kadının o rahat ve umursamaz haline. Sonra aşk aşağıya doğru iner, kimlikler aynı kalıyor. Ve onlar birbirlerinin özelliklerini görmeye başlarlar ve bayağı gıcık kapmaya başlar bu defa. Yani o bize çok iyi gelen yanlar, bizi rahatsız eden yanlar haline gelmeye başlar. Orada eğer bir arada olmaya ve birbirlerini sevmeye ve istemeye devam ederlerse kendilerine rağmen sevmek halidir. Bu daha derin bir duygudur. Daha bilinç düzeyinde de bir duygudur aynı zamanda. Ve daha zorlu da bir yolculuktur. Yani bu defa o birbirini niye sevdiğimiz ve aslında ona hissettiğimiz aşkın ve duygusal yatırımın bizim ne kadar dip ihtiyaçlarımızdan karşılandığını fark edemezsek, yani biz böyle bir planlama otoritesi gibi dururken aslında bizim bilinç dışımızın bize rahatlat kendini be adam dediğini, yükün çok fazla dediğini, bir sal kendini dediğini ve böylece bir kadına aşık olduğumuzu, sonra aslında bilinçli halimiz arttıkça ve onu sevmeye devam ettikçe bu defa bu iç sesimizi duymadığımızı, kadını değiştirmeye çalıştığımızı, yani o bizi rahatlat diyen aşk sevgiye evrildiği vakit bilincin altındaki sesleri az duyar hale geliyor. Aşk biraz daha dolayısıyla bilincin alt dış yerlerinde dolaşıyor. İlişki daha bilinçli bir mertebede. Ve fakat aslında ilişkide o dip bilinç dışı ihtiyaçlarla güncellenmiş durumda. O sesi hiç unutmamak gerekiyor ve bence aslında her aşığın vakti gelince ve her çiftin evli ya da değil niye seçtim bu adamı ve kadını sorusunu kendisine derinden sorması gerekiyor. Yani iyi huyluydu seçtimin bir meali yok. Hangi derin ihtiyacımla seçtim sorusunun cevabının çok mühim olduğunu düşünüyorum ben. Bu bir ilişki içinde dururken de mühim, bir ilişkiden çıkarken de mühim. İlişki içinde dururken şu yüzden mühim, o paçayı kurtarmak istediğimiz mükemmelliyetçi yanımız bir süre sonra bizi işgal ettiğinde biz aslında o hatırlar isek eğer bu partneri niye seçtiğimizi ve aslında o bu yandan kurtulmamızla ilgili o iç sesimizi unutmaz isek iyi gelir bu bize. Bu bir ihtiyaç. Yahut da bir ilişkiden giderken de çok kıymetli. Ben bunu her yerde çok doğru bir örnek olduğunu düşünerek anlatırım. O Erik Berne'in hayat senaryosunu düşünmek lazım orada. Yani bir hayat bir sahne, iki esas oyuncu, figüranlar, müzik, dekor ve bir senaryo. Kendimizi şöyle bir yerde bulabiliriz. Karşımızdaki esas oyuncu değişmiş, figüranlar falan da değişmiş, dekor değişmiş, senaryo aynı kalmış. Yani bizim ihtiyacımız devam ediyor, biz obsesif bir şahsiyetiz. Yine bir pasif agresif partner bulacağız ve fakat kendi ihtiyacımız değişip dönüşmemiş durumda çünkü. Dolayısıyla hani o durmaksızın değişen isim ve cisimle benzer kimliklerle sevgililik, evlilik, yaşama halimiz var ya, işte o basbayağı böyle bir şey. O yüzden o bilinç dışı ihtiyacımızı bilmeliyiz. O ihtiyaçla ilgili bize ipucunu veren ise niye aşık oldum bu adama ya da kadının nesine? Yani bu daha derinden cevabı duyulmayı hak eden bir sorudur. Ve hayat bilgimiz açısından da çok önemlidir diye düşünüyorum. Hem içinde yaşadığımız hayat, hem eğer o hayattan çıkacaksak gideceğimiz hayat. İhtiyacımızı dönüştüremez, geliştiremez, doyuramaz isek o ihtiyaç en iyi konu doymak için ismi cismi değişmiş başka bir adresi bulur. Gelelim dilek cümlesine. Ez cümle aşık olmanızı dilerim.
aşkınız geçtikten sonra, irtifa kaybettikten, dönüştükten, ne derseniz deyin adına, ondan sonra evlenmenizi illa ki ve illa ki aşkın geçmesini beklemenizi isterim. Evlilik tadında bir hikayeye doğru yol alırken. Ve belki en mühimi, aşkın bir tesadüf olmadığını, insanların birbirine aşık oluşunun bir iç ihtiyaçla bağlantılı olduğunu ve bu iç ihtiyacı bilmenin ve muhtelif sadece insan kaynağıyla değil, başka insan kaynağıyla değil, başka kaynaklarla da kendi kaynaklarımızla da doyurulmasının mühim olduğunu bilmenizi ve yaşamanızı dilerim.